Ya memur bey, bu işi bu evin içinde yapmak zorunda mıyız operasyonu? Lan bize niye riske atıyorsunuz? Dışarıda kız kıvrak yakalayıverin yani. Korkacak bir şey yok. Sadece odasına dinleme cihazı yerleştireceğim. Siz normal davranırsanız ruhu bile duymaz. Biz çok normal davranıyoruz. Dimdik böyle. Ama durum çok anormal yani. Zeliş abla ben çıkıyorum. Elektrikçi tamircimiz. Bizim ailenin. Yatak odasındaki prizden elektrikler fışkırıyor. Onun için şey yaptı. Bugün dersim uzun sürebilir. Geç kalırsan merak etme. Dönüşte tatlı alacağım. Keşke seviyordun değil mi? Görüşürüz. Aklım hafsalam almıyorum. Böyle bir yani kanatsız melek bir insan. Odası nerede? Yukarıda. Çıkalım. Böylece bu odada konuşulan her şeyi dinlemeye alacağız. Haftaya büyük bir teslimat yapılacağı duyumunu aldık. Eğer doğruysa Eda'ya da bir parti getirecekler. Biz de tam o sırada baskını yapıp hem büyük satıcıyı hem de Eda'yı tutuklayacağız. Anladım. Şimdi bizim Eda küçük balık olduğu için cezası da ona göre küçük olur değil mi? Yani birkaç ayda ıslah olur çıkar. Birkaç ay mı? Yok. En az 15 verirler. Yıl yani. Yıl mı? 15 yıl mı? Ama bu kızın bütün gençliği, hayatı, eğitimi o dört duvar arasına girecek demektir. Vallahi onu bu işlere kalkışmadan önce düşünecekti. Ben Eda'nın kesinlikle kendi rızasıyla bu işe karıştığına inanmıyorum. Yani birileri bunu zorla bir maşon olarak kullanmış olmalı. Kesinlikle, çünkü Eda bunu yapacak bir kız değil. Yani o kadar iyi bir kız ki yakından tanısanız bambaşka bir insan. Zeliş abla, benim. Telefonumu unutmuşum da. Bu odada ne yaptığımızı öğrenmemesi lazım. Zeliş abla, bunu nasıl yaparsın? Ah Eda, bastın bizi gördün mü? Eda'cığım, nefsime hakim olamadım. Eda'cığım bu olanlar aramızda kalsın tamam mı? Kimseye bir şey söyleme. Hele Kudret abine sakın sakın bir şey söyleme olur mu? Çıkın odamdan. Çıkın! Ucuz yırttık. Vallahi çok iyi akıl ettiniz Zeliş Hanım. Aa! Bu neyiniz şimdi ya? Sulu sulu öpmeler filan. Fırsatçı seni. Vallahi seni bak amirlerine şikayet ederim ha. Allah Allah. Gel. Bakayım. Bu Hamdi'nin kuaförüne bir daha gitme Kudret sen. Niye? Kötü mü olmuş? İyi, güzel. Ben markete kadar gidiyorum. Bir şey istiyor musun canım? Zeliş, gitme. Beni evde yalnız bırakma. Şimdi şu Eda uyuşturur kaçakçılarını falan getirir eve. Gözüm de görmüyor. Aşkım merak etme. Polis geldi bunun odasına dinleme aleti taktı. Çip. Anladın mı? Deseler teşkilat evde. Rahat ol yani. Hadi otur burada, ben hemen gidip geliyorum. Hadi bakayım. Kudret abi. Ha, efendim. Duyacakların hiç hoşuna gitmeyecek. Belki de çok kızacaksın. Ama evinde olup biteni bilmeye hakkın var. Yok. Hiç gerek yok. Yani senin odanda olup biten senin odanda kalır. Ben bilmesem de olur. Zeliş abla sana bunu yapmamalıydı. Zeliş mi? Evet. Onu... Onu bugün benim odamda tamirciyle bastım. Ne? Oh,
bir daha bu bakliyatları marketten alırsam. Malulen emekli maaşıyla bizim markette ne işimiz var artık? Pazar bizim. O elektrik tamircisi kim? Hangi elektrik tamircisi? Zileş, anlamazdan gelme. Beni Hamdi ile berbere yollayıp eve tamirci atmışsın. Sonra da Eda'nın odasında... Ay inanmıyorum. Geldi hemen sana mı yetiştirdi? Ben bu kız için o kadar üzüleyim. Ama özellikle Kudret'e söyleme dediğim halde... ...gelip şak sana yetiştirsin ha. Küçük ispiyoncu. Nereye gidiyorsun kızım? Zeliş! Peyniri falan yerleştireyim kokmadan, ne var? Ya ne peyniri ya, ne peyniri? Ben sana elektrikçi diyorum, aldatma diyorum ya. Ya Kudret'cim ne aldatması Allah'ını seversen ya. Sivil polis yok mu bu gelip de Eda'nın odasına dinleme aleti yerleştirecek olan? İşte bu geldiğinde Eda gitmişti, bir anda cep telefonumu unuttum deyip küt diye dönünce mecbur kaldık bir yalan uydurmaya. Öyle ben de aşna fişne varmış gibi aramızda yapıverdim. Kızım, senin odandaki prizleri değiştiriyor deseydin, ne bileyim boya yapacak ölçü alıyor deseydin. Yani daha namuslu bir yalan bulamadın mı? Hem niye herifle alt alta üst üstesiniz? Ya bulamadım. Uyuşturucu satıcısı kız. Öyle her yalana inanır mı? O an öyle oldu yani. Bana bak Zeliş. Şu Eda'dan bir kurtulalım. Bırak polisi. Ev yansa eve erkek itfaiyeci girmeyecek, anladın mı? Ne saf salak bir şeysin sen Zeliş ya. Ben kız için üzülüyorum. O gidiyor beni dakikada ispiyonluyor, bakar mısın? Bir şey mi vardı? Var. Sana yüreğimi açtım. Neyim var neyim yok paylaştım. Geleceğin için endişelendim. Tıpkı öz ablan gibi. Senden bir tek şey rica ettim. Tamirci olayı aramızda kalsın, Kudret'e söyleme dedim. Sen ne yaptın? Hemen gittin Kudret'e söyledin. Kusura bakma ama böyle bir ahlaksızlığa alet olamazdım. Heh. Oh! Demek öyle. Seninle bir sırrın olur. Bir gizli kapaklı işlerin olur. Bir bana ihtiyacın olur. Ben de seni yarı yolda bırakacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.